Kamerayı açık ya da kapalı tutabilirsiniz. Size kalmış. Yani o konuda bir kısıtlamamız yok. Daha önce de yaptık. Hiçbir sorun olmadı. İsteyen açık tutuyor, isteyen kapalı tutuyor. Şimdi hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar. Yeni bir seminerde birlikteyiz. Bugün beyin 101 konumuz. En basit şekilde beyni anlatmaya çalışacağım size. Psikolojiye giriş kitapları ve bir bilişsel psikoloji kitabından bazı bölümler size göstereceğim. Ve buradan olabildiğince en basit, en teknik olmayan, ayrıntılı olmayan, tamamen giriş düzeyinde olan bir çalışma olacak. Bundan sonra da okumak isterseniz şöyle bir kitap görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Görünmüyor hocam. Görünüyor mu şu an? Yok, görünmüyor. Neyse, kitabı yazarım. Dakikalar içinde beyin anında açıklanan 200 temel kavram diye bir kitap. Kronik yayınlarından çıkmış. Giriş açısından çok derli toplu bir kaynak olarak tavsiye edebilirim. Onun... Her Evet. şeyi bitirelim. Sonra yürüyerek geldiler mi? Sizi alalım. Canım. Evet. Şimdi beyin tabii çok düzenli ve Ses gelmedi. Herkes dua etsin. beyin Her tabii şeyimizi çok boş güzel. verin. Duyabiliyor musunuz? Duyabiliyor musunuz şu an? Evet. Tamam. Beyin tabii çok gizemli bir organ ve sinir sistemiyle birlikte çok büyük çok büyük önemi var. Beynin genel olarak bu gizeminin çözülmesi nasıl oldu? Şöyle oldu aslında. 19. yüzyılda sonlarına doğru katılıp alıyoruz bir yandan. 19. yüzyılın sonlarına doğru insanların bazı insanların bazı beyin bölgeleri zarar gördü ve bu beyin bölgelerini yani kaza geçirdiler ya da rahatsızlıkları oldu. Bu beyin bölgelerinde zarar gördükleri için de belli davranışları yapamaz hale geldiler. Bunların klasik örneği çok büyük bir kaza geçirmiş Phineas Gage adlı bir işçiydi. Bu işçi prefrontal lobunda büyük bir kayıp yaşadı ve bunun için kişiliği değişti. Ve o zaman araştırmacılar emin oldular ki beynin çeşitli bölgeleri var. Bu çeşitli bölgeler çeşitli davranışlardan sorumlu. Çeşitli bizim kişilik dediğimiz, bellek dediğimiz birçok değişik fonksiyona sahip. Bunu keşfettiler. Bunun benzeri olarak da Broca ve Wernicke alanları denilen alanlar ilk keşfedilenlerden oldu. Bunlar da dil üretimi ve evet katılım alıyoruz. Bunlar da dil üretimi ve dil anlama konusundaki uzman alanları olduğu ortaya çıktı. Şimdi gerçi biz alanlar diyoruz ama artık network kavramı kullanılıyor. Çünkü alan iki boyutlu bir kavram. Yani iki boyutlu bir düzlemde alan olur. Ama beyin üç boyutludur doğal olarak. Onun için biz aslında artık networklerden, alanlardan çok networklerden bahsediyoruz. Hangi networkler daha da uyarılıyor? Bundan bahsediyoruz. Bildiğiniz gibi beynin iki yarı küresi var. Sağ ve sol yarı küre. Bunların arasında corpus callosum diye bir bağ var. Bu bağlar sayesinde beynimizin iki yarı küresini birlikte kullanıyoruz. Ama aynı zamanda bunu kullanamayanlar da var. Çeşitli nedenlerle, özellikle epilepsi nedeniyle bu bağ koparıldığı zaman değişik sonuçlar ortaya çıkıyor diye bir giriş yapayım. Bu girişten sonra da söylemeyi unuttum. Önümüzdeki hafta yapacağımız etkinlikler, önümüzdeki hafta, bir sonraki hafta yapacağımız etkinlikler film ve psikoloji konusunda olacak. Önümüzdeki hafta Kelebek Etkisi'ni, ondan sonraki hafta Ölü Ozanlar Derneği'ni film psikolojisi açısından, psikolojik açıdan yorumlayacağız diyerek böyle bir giriş yapayım. Şimdi slaytlara geçelim. Şimdi dediğim gibi beynin çeşitli bölgeleri var. Bunlara klasik bir örnek. Bu bir psikolojiye giriş kitabından örnek. Neler var? İşte corpus callosum var. Size bahsettiğim gibi beynin sağ ve sol yarımküreleri birbirine bağlar. Bu bağ olmadığı zaman insanlar mesela bir şeyi adlandırabiliyorlar, bir şeyi görüyorlar ama adlandıramıyorlar mesela. Böyle farklı sorunlar ortaya çıkabiliyor. Talamus duyu organlarına gelen bilgileri beyin kabuğuna aktarır, ön beyin yapısı.
Yani sıkıcı olmasını istemiyorum ama bu beyin networklerini bilmemiz gerekiyor. Onun için böyle genel bir giriş yapacağım. Hipotalamus, korku, susuzluk, cinsellik dürtüsü ve hissettiğimiz öfke miktarlarını düzenleyen ön beyin yapısı. Hipofiz bezi diğer endokrin bezlerini kontrol eder. Pons, beyincik ve beyin kabuğu arasındaki mesajlara aracılık eder, arka beyin yapısı. Medulla, kalp atımını, solunumunu ve yutkunmayı kontrol eder, arka beyin yapısı. Retiküler formasyon arka beyinden başlayan ve orta beyinden geçip serebral kortekse kadar uzanan genel uyarılmış düzeyini ve dikkatli kontrol eden sinirlerin oluşturduğu bir sistemdir. Hipokampüs öğrenmelerimizde, belleğimizde ve duyusal bilgiyi beklentilerle karşılaştırma yetimizde rol oynar. Beyincik de arka beynin dengeyi kontrol eden ve kas koordinasyonu sağlayan kısmıdır. Yani buradaki bir sorun insanların dengeli bir şekilde yürümesini engelliyor. Bununla ilgili de bir kitap önerebilirim konu açılmışken. Bu beyin networkleri hasarlı insanların yaşadığı hikayeleri anlatan Oliver Sacks'ın Karısını Şapkası Zanneden Adam diye bir kitap var. Bu kitabı tavsiye edebilirim. 20 yıl önce falan çıkmıştı. O zamandan beri çok okunan kitaplardan birisi. Gruba atarım eğer ilgileniyorsanız. Evet, devam edelim. Evet. Burada biraz daha ayrıntı var. Hipotalamus ve talamusu gördük. Hipokampüs var. Öğrenmeyle ilgili. Bellek ve öğrenme, duygusal bilgiyi aktarmayla ilgili. Amigdala güdülenmemizi, duygusal kontrolümüzü, korku tepkimizi ve sözel olmayan duygusal ifade yorumlanmasını etkiliyor. Singulat korteks, limbik sistemin başta beyin kabuğuna ilişkin bileşeni duygusal ve bilişsel işlemlemede görev üstlenir. Limbik sistem sürüngen beyni olarak görülür. Evrimsel olarak ilk gelişen beyin alanıdır. Burada da bir örnek var. 3 hayvanın beyinleri karşılaştırılmış. Tabii ölçeklendirme yapılmamış çünkü bu beyinler aslında insan beyninden daha küçükler. Burada sıçan beyni ve koyun beyni ve insan beyni var. Bunların arasında kortikalizasyon dediğimiz bir kavram var. Kabuklaşma ve kıvrımlaşma. Yani şu kıvrımları görüyorsunuz insan beyninde. Ama bu kıvrımlar o kadar yaygın değil diğer beyinlerde. Bunun çok önemli olduğu, beynin kompleks bilgileri işlemesinde çok önemli bir faktör olduğu düşünülüyor. Burada da beyin lobları var. 4 lobumuz var. Frontal lob önde olan, parietal lob daha arkada olan, oksipital lob en arkada, temporal lob da şakaklarda olan. Biraz önce bahsettiğim Wernicke alanı görüyorsunuz. Broca alanını görüyorsunuz. Bunlar birbirinden farklı olarak çalışıyor. Birisi dil işlemeyle ilgili. Birisi, evet, katılım alıyoruz. Birisi dil işlemeyle ilgili, birisi dili anlamayla ilgili. Yani bir bölgesi zarar görenler dili anlayamıyorlar. Bir diğer bölgesi zarar görenler dil üretemiyorlar. Cümle kuramıyor, anlamlı cümle kuramıyorlar. Evet. Şimdi bu da motor ve bedensel duyusal korteks. Burada ne var? En önemli, en fonksiyonel olan organlarımıza daha fazla beyinde yer ayrılmış. O dikkat çekici. Özellikle baş parmağı çok büyük rolü var. Bunu biraz hani evrimsel psikolojiyle açıklayabiliriz. Yani birçok görüşe göre zaten insanın parmağını kullanabilmesi, baş parmağını kullanabilmesi, onu hareket ettirebilmesi, onu bir işe koşabilmesi insanın beynin gelişiminde büyük bir faktör oldu. Çünkü alet yapabilmeye başladı insan soyu. Dolayısıyla onun da çok önemli bir rolü olduğunu, yeri olduğunu görüyoruz beyinde. İki beynin uzmanlık alanları var. İşte olabildiğince basitleştiriyorum. Sol beyin yarım küre ve sağ beyin yarım küre farklı işlevleri var. Bir de şu var. Baştan söylemeliydim. En sonunda galiba bir slaydımız vardı o konuda. Sol beyin yarım küre sağ alanı. Yani sağ gözü kontrol ediyor, sağ eli kontrol ediyor. Sağ beynin yarım küre sol eli kontrol ediyor, sol gözü kontrol ediyor. Yani bir çaprazlama var ilginç bir şekilde beyinde. Sol beyin sağ eli kontrol eder. Konuşulan dil, yazılı dil, matematik işlemleri, mantıksal düşünce süreçleri, detay analizi, okuma.
Sağ beyin sol eli kontrol eder. Sözel değildir. Görsel uzamsal algılama, müzik ve sanatsal işlemleme, duygusal düşünce ve duygu tanıma, bütüncül işlemleme, örüntü tanıma, yüz tanıma. Bu konuda belki bir şey sorabilirsiniz. Yani sol beyni baskın olan insanlar var mı? Sağ beyni baskın olan insanlar var mı? Bu konuda iki görüş var. Birisi vardır diyor. Diğeri de yoktur diyor. Çünkü ikisi beraber çalışıyor. Çünkü o arada corpus callosum bağı var. O bağ sayesinde ikisi bir arada zaten çalışıyor. Yani iki farklı görüş var. Evet. Burada arka beyni görüyoruz. Medulla pons, retikular formasyon. Beyincikten biraz önce bahsettik. Beyin kabuğu altında limbik sistem var. Şükrü'ye bir sorun mu var? Buyur sorunu alalım. Şükrü. Hocam şey... Evet. Mesela sağ beyni kullanan insanlar, insanların sağ beyni daha çok mu çalışıyor? Solak olanların sol beyni daha mı üstün? O iyi, güzel bir tartışma o. Aslında tam da çözülmüş bir şey değil. Bazı insanlar solak. Peki beyin formasyonları onu temsil ediyor mu? Ya bazılarını temsil ediyor, ters olabiliyor. Bazılarını da etmiyor. Aslında bu beynin yapısından mı yoksa insanın solak olarak gelişmesinden mi kaynaklanıyor? O da tartışmalı bir şey. Ama genel olarak yani çoğunluk zaten sağ elini kullandığı için sol beyin bu konuda görevli. Evet. Limbik sistemde talamus, hipotalamus, hipokampüs, amigdala var demiştik. Beyin kabuğu altında 4 lobdan bahsettik. Frontal lob, ön lob yani. Temporal lob, şakaklarda. Parietal ve oksipital de arkalardaydı. Beynin en dıştaki kırmızı tabakası sol ve sağ beyin yarımkürelerinden oluşur. Corpus callosum tarafından birleştirilir. Her bir yarımküre kendi içinde 4 loba bölünebilir. Beyin kabuğunun çağrışım alanları var. Onu biraz önce gösterdik. Baş parmağın daha büyük yara kapladığını söylemiştik. Gelen duyusal bilgiyle depolanmış anlar imgeler ve bilgilerle bağlantılar kurmaya ayrılmıştır. Sağ taraftaki çağrışım alanlarına gelen hasar görsel alanın sol tarafını taramada aksaklıkların olduğu uzamsal ihmali yol açar. Broca alanı, Wernicke alanı bunlardan bahsettim. Broca alanı sol frontal lobda bulunuyor. Konuşmanın üretilmesine ayrılmıştır. Bu alana gelen hasar Broca afazisine yol açar. Yani insanlar anlamlı bir konuşma dile getiremiyor. Anlamlı bir şekilde konuşamıyorlar. Broca alanına hasar geldiği zaman. Wernicke alanı sol temporal lobda bulunur. Kelimelerin manasını anlamada bir rol oynar. Bunlar da buraya hasar geldiği zaman söylenen cümleleri anlayamıyorlar. Serebral yarımküreler sol beyin yarımküresi, sağ beyin yarımküresi olarak ayırıyoruz. Bazı beyin işlevleri bir beyin yarımküresi tarafından diğer yarımküreye daha fazla yönetilir. Farklılıklar çeşitli araştırmacı yaptığı çalışmalar sayesinde bulunmuştur. Örneğin ayrık beyin çalışmaları. Ayrık beyin çalışmalarına kastımız nedir? Aradaki corpus callosum'un kesildiği, ameliyatta kesildiği örneklerde bu ayrık beyin durumu ortaya çıkıyor. Bir nesneyi görüyor, yani bir beyin lobuyla, bir yarım küreyle bir insan bir şeyi görüyor ama adlandıramıyor. Çünkü iki beyin beyin yarım küresi birbirinden bağımsız çalışıyor. Sol yarım küre, sol beyin yarım küresi bundan bahsettik. Sıralı işlemli ve analiz içeren görevlerde uzmanlaşmıştır. Dil, konuşma, el yazısı, matematik. Sağ beyin yarım küresi bilgiyi daha bütüncül bir şekilde işlemler, algılama, görselleştirme, uzamsal algı, örüntülerin, yüzlerin ve duygusal ifadelerin tanınması. Evet. Buradan daha genel tanımlara geçiyoruz. Bundan sonra da bilişsel psikoloji kitabına geçeceğiz. Bilişsel psikoloji kitabında yani beyinle ilgili nasıl bilgi ediniyoruz? Bunu göreceğiz. Beynin bu değişik bölgeleriyle, networkleriyle ilgili nasıl bilgi ediniyoruz? Yöntem biraz göreceğiz. Beyin sapı, bedenin temel hayat süreçlerini düzenleyen beyin yapısıdır. Burada da gördük, limbik sistem var, beyinsel korteks var. Limbik sistem duygular ve güdülenmiş davranışları düzenler. Beyinsel korteks karışık beyinsel süreçte yer alır. Hipotalamus vücudun iç bölümünü yönetir. Yani böyle çalışmalar var. İnsan beyniyle diğer canlıların beyinlerini karşılaştıran mesela. Orada çeşitli farklar görüyoruz. Mesela biraz önce bahsettik, kıvrımlaşmada fark var. Serebral kortekste fark var. Beyin kabuğunda yani. Hipotalamus vücudun üç bölümünü yönetir. Beyincik eş güdümlü hareketleri düzenler. Bunu biraz önce bahsettik. Dengeyi yönetiyor. Kulakla birlikte. Kulağın iç dengesi var biliyorsunuz. Evet, katılım alıyoruz bir yandan.
Talamus duygusal bilgi aktarı beyin sapı beynin değişimi ve uyarı sistemini kurar. Omurilik beyine ya da beyne giden nöral liflere için bir yoldur. Şimdi iki tür nöral ilişki var. Birincisi biri aferent biri eferent diye geçiyor. Yani birisi beyinden sinire giden, sinir sistemine giden. Yani mesela diyelim bir şeye dokunuyoruz. Bir şeye dokunduğumuz zaman sinir sisteminden beyne bilgi gidiyor. Bu bir yol. İkinci yol ise beyinden de bir komut gidiyor. Dokunduğumuz şeye ne yapacağımıza dair bir komut gidiyor. Belki bir şey yapmayacağız. Belki daha da kurcalayacağız falan. Bununla ilgili bir komut gidiyor. Yani dolayısıyla ikili bir ilişki var. Eskiden yani bu yapay zeka tartışmalarını da etkiliyor. Çünkü eskiden bedensiz bir biliş kavramı vardı. Yani bedensiz olarak biz insan zekasını modelleyebiliriz düşüncesi vardı. Halbuki biz şunu biliyoruz ki beyin ve sinir sistemi birbirinden ayrılamaz nitelikte. Çünkü birbirini tamamlıyorlar. Yani iç dış duyulardan bilgileri sinir sistemi aktarıyor beyne. Yani onun yokluğunda beyin tek başına bir organ olarak çok da başarılı olma şansı yok. Çünkü dış bilgi gelmesi gerekiyor. Dışarıdan bir geri besleme gelmesi gerekiyor. Evet. Medula, nefes alma, uyanma, kalp atışı düzenleyen beyin sapı bölümü. Köprü, omurilik ile beyni, beynin kısımlarını birbirine bağlayan beyin sapı bölgesi. Retiküler oluşum, serebral kortekse gelen uyku duyu sinyallerine karşı uyaran ve bilinç kazanma ve uykudan uyanmadan sorumlu olan beyin sapı bölgesi. Burada beyin sapını görüyoruz. Bu yapılar temel yaşam işlemleriyle ilişkidir. Nefes alma. Biraz şurayı küçülteyim. Evet. Nefes alma, nabız, uyarılma, hareket, denge. Duyusal bilgi, basit işleyişi şeklinde. Talamus'u gördük, beyinciyi gördük. Limbik sistemden bahsettik. Hipokampüsten bahsettik. Bellek için çok büyük rolü var. Limbik sistemden de bahsettik. Tekrarı düşüyor ama sadece memelilerde bulunan bir şey. Limbik sistem. Amigdala, duyguların saldırganlığı ve duygusal belleğin oluşmasını kontrol eden limbik sistemin parçası. Hipotalamus'tan bahsettik. Homeostaz da bedenin iç durumlarının sürekli ya da dengesi olarak biyolojik bir, fizyolojik bir terim. Serebrum, beynin yüksek bilgisayar ve duygusal işlevleri düzenleyen bölgesi. İşte burada insan ayrılıyor. Bu alan çok gelişkin oluyor insanda. Serebral korteks de aynı şekilde. Serebral yarım kürelerden bahsettik. Korpus kolosum onları bağlıyor. Korpus kolosumu da söyledik. Burada da başka bir serebral korteks tarifi var. Frontal lob, motor alanı, vücut his alanı, parietal lob, oksipital, işte yan lob var, art kafa lobu var, temporal lob, şakak olarak çeviriyoruz. Broca alanı, görsel alan, Wernicke alanı, işsel alan. Daha önce bahsettiğim gibi Broca alanı ve Wernicke alanı dil işleme ve dil üretme, cümle üretme, anlamlı sözcükler ifade, sözcükler ve cümle üretmeden sorumlu. Frontal lob, beynin yarı üstünde ve merkezi sinon önünde yer alan bölgesi, motor kontrol ve bilgisayar aktivitelerde kullanılır. Parietal yan lob, yanal figürün üstündeki korteksi içeren beynin ön lobunun arkasındaki bölümdür. Oksipital art kapa lob, beynin en arka bölgesi olup ana görsel korteksi de kapsar. Temporal lob da beynin yanal olduğunun altında bulunan bir bölge işitme korteksini içerir. Wernicke alanından bahsettik. Motor korteksten geçebiliriz. Bedensel, duyusal, işitme korteksi. Evet. Bundan da bahsettik. Bazı bölgelerin daha büyük yer kapladığından bahsettik. Hemisferik yanalaşmadan bahsettik. Biraz tekrara geçiyor. Biraz önce dediğim gibi görüyorsunuz figürde. Sağ taraf sol taraftan sorumlu. Sol taraf sağ taraftan sorumlu. Böyle ilginç bir boyut var. Criss-crossing diyorlar buna İngilizce'de. Criss-crossing. Buradan şimdi bilişsel psikoloji kitabına geçiyoruz. Buradan beyin hakkında bunca şeyi nereden biliyoruz? Bununla ilgili bir fikir alalım. Yani bir kere bunu gördük. Belki bu notu okuyabiliriz başlamadan önce. Beynin anatomik merkezi noktaları beyin bölümlerini tanımada faydalıdır. Bu noktaların farklı isimleri vardır.
Medial orta çizgiye çok yakında beynin iç bölümlerini gösterir. Bunlar tabii Latince ifadelerden geliyor. Lateral yanlara doğru demektir. Orta çizgiden uzaktadır ve serebral korteksi dış yüzeyini gösterir. Dorsal arka taraf için ve ventral mideye doğru olan taraf için kullanılan terimlerdir. Bu terimlerin insan beyniyle ilgili kelime anlamları olduğunu düşünmemeliyiz. Ancak kural olarak dorsal daha üstünde, ventral daha altında anlamda kullanılır. Yani tam olarak karşılamıyor ama aşağı yukarı karşılıyor. Bundan bahsettik. Şimdi yöntemleri görelim şimdi. Ne tür yöntemler kullanılıyor? Mesela bunu atlıyorduk. Mesela elektrikte ensefalografi kullanılıyor mesela. Bunun da yararları zararları var. Zarar demeyeyim de avantajları dezavantajları var. Mesela maliyet, düşük maliyet olması iyi bir şey. Geçici çözünürlük iyi ama uzamsal çözünürlük zayıf. Yani çok küçük bir yani bu biliyorsunuz yani çok küçük öğeleri gözlemliyoruz burada. Yani çok küçük ayrıntıları görmemiz gerekiyor. O açıdan elektroensefalografi uzamsal çözünürlükte zayıf, geçici çözünürlükte mükemmel ama maliyeti düşük, bu açıdan olumlu. Manyetoensefalografi var. Uzamsal çözünürlük iyi. Geçici çözünürlük mükemmel. Yayılabilirlik düşük. Maliyet yüksek, satın alma maliyeti. Yani bu o yüzden tercih edilmiyor. Özel manyetik olarak korunmalı bir odada olmak zorunda. Bakım yapılmalı. O nedenle süper iletkenler soğuk olarak muhafaza edilmeli. Tabii bunlar teknik ayrımlar. Bunlara fazla girmeyeceğiz. Sadece bir fikir versin size. Diğeri PET. Pozitron emisyon tomografisinin kısaltması. Uzamsal çözünürlük iyi. Geçici çözünürlük zayıf, yayılabilirlik yüksek, yüksek satın alma maliyeti. Çünkü ek bir takım malzemelere ihtiyaç duyuluyor. Ve görüyorsunuz burada hani artıları eksileri var. Hiçbir tanesi en iyisi değil. Aslında kullanılan yönteme göre hangisini tercih edeceğimiz değişiyor. MRI var tabi. Beynin yapısını göstermek amacıyla kullanılıyor. PET gibi beynin bazı bölgelerini, evet, soru alalım. Buyurun Bilge Hanım. Bilge Bey, Bilge Hanım. Yanlış mı oldu? Hocam, hocam şöyle bir şey sorayım. Mesela özellikle beyin hasarlarında koma, bitkisel hayat, minimal bitkisel hayat. Mesela bu tür durumlarda bu aktivitelerin hangilerini kullanabiliriz, hangilerini değerlendirebiliriz? Sağlıklı beyinle bu beyinler arasındaki fark nedir? Bizi bu yönde bir yönlendirebilirseniz çok çok memnun olurum ben. Yani tıbbi bir soru başlangıç düzeyini aşıyor. O yüzden yanıtlamaya çalışırım ama yanlış bilgi verme riskim var. Onun için vermesem daha iyi olur. İsterseniz bir doktora danışmanız daha iyi olur bu konuda. Çünkü bayağı uzmanlık gerektiren bir konu. Anlıyorum hocam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. MRI var. MRI'yi de görüyorsunuz. Yüksek satın alma maliyeti var. Optik görüntüleme var. Düşük satın alma maliyeti var. Bunların dışında başka yöntemler de var. Burada EEG'yi görüyorsunuz. EEG nasıl alınıyor? Burada MEG cihazı görüyorsunuz. Manyetik hareketi kaydeden bir cihaz. Başka yöntemleri görüyorsunuz. Orada MRI vardı. MR vardı. Evet. fMRI. Bunlar en yaygın kullanılanlar. PET ve fMRI. MRI cihazı. Biraz önce gördük. Bunun dışında başka yöntemler de var. Nöral yöntemler var. Bilişsel psikoloji kullanılan. Nöropsikolojik çalışmalar var. Lokalize ve beyin hasarı yayılması bulunan hastalar üzerine. Yani bu biraz önce Bilge Hanım'ın bahsettiği konu. Fiillerden ziyade isimleri anlamakta yaşanan zorluğun araştırılması gibi bir örnek. Faydaları ne? Belirli beyin bölgelerinin işlevleriyle ilgili teorileri test etmek. Yani çünkü insanlar hastalanabiliyor, kaza geçirebiliyor. Bu nedenle beyin bölgeleri zarar görebiliyor. Dolayısıyla bu çalışmalarla, bu nöropsikolojik çalışmalarla biz hangi bölgelerin, hangi networklerin, hangi davranışlardan sorumlu olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz.
Farklı görevlerde kullanılır. Ortak ve farklı işlemlerle ilgili teorileri test etmek yapılması oldukça ucuz ve kolay. Sınırlıkları. Hasar genellikle tek bir bölgeye sınırlı kalmaz. Hastalarda pek çok olumsuzluk görülür. Evet, yani böyle bir sorun oluyor. Tek bir bölge hasar görmediği için, çok sayıda bölge hasar gördüğü için onun etkilerini ayıklamak, izole etmek zor olabiliyor. TMS yöntemi var. Geçici olarak beynin arka lobunu engellemek ve bu da şunun göstergesidir. Görsel algıyla görsel zihinsel görüntü üzerinde aynı etkiye sahiptir. Bu bir örnek. Nöropsikolojik çalışmalarda aynı geçici lesyon durumu daha sınırlıdır. Faydaları: TMS öncesi ve sonrası katılımcı teste tabi tutulabilir. TMS yaygınlaşıyor zamanla. Aslında başka rahatsızlıkların tedavisi için de kullanılmaya başladı. Beynin sadece yüzeye yakın bölgelerinde kullanılabiliyor. Sınırlıkları bu. Yüzeyin 2,5 cm altındaki dokuları etkiliyor. Bir de belirli beyin sistemlerini etkileyen ilaçlar var. Bu ilaçlar yoluyla mesela hipokampüsün çalışması için gerekli olan noradrenalin hareketine engel olunca engel olarak bu ilaçların etkilerini ve bu ilaçların engel olduğu bir takım alanları, networkleri tespit ediyoruz. Belirli beyin sistemlerinin işlemlemesi değiştirilebilir. Çoğunlukla tersi yönde önce hayvanlar üzerinde denenebilir. Çoğu ilaç pek çok farklı beyin sistemlerinden etkiler. Geçici çözünürlük oldukça zayıftır. Özellikle sıçanlar, fareler üstüne yapılmış çalışmalar oluyor bu konuda. Bunun dışında evet, burada TMS örneği görüyorsunuz. Transkranial manyetik stimülasyon. Yani manyetizma yoluyla bir stimülasyon yaratılıyor beyinde. Kolaylıkla yapılabilen bir şey. Yani hasta aynı zamanda herhangi bir şey yapabiliyor. Müzik dinleyebiliyor, kitap okuyabiliyor. Yani rahatsız edici bir özelliği yok. Evet, burada noktayı koyuyorum ben. Sorularınızı alabilirim. Evet, buyurun. Yorumlarınızı da alabilirim. Tabii illa soru olması gerekmiyor. Gökçe, buyur. Hocam merhabalar, herkese iyi akşamlar. Kaçırmış olabilirim ama ben şeyi merak ediyorum. Bu iş dünyasında, yani organizasyonel psikoloji, örgütsel psikoloji kapsamında süreçlerde yöneticilerin verdiği kararlar, bu beynin hangi bölgesinden oluyor, nelerden etkileniyor? 2 yıl önce bir program izlemiştim. Orada şeyden bahsediyordu. İnsan beynin yapısı gereği kendine yakın duyduğu bazı bilgiler kayıtlı olarak bulunmakta ve istemsiz bir şekilde ben karar verdim desen de başka bir bölgeden o karar senin için verilmiş gibi bir açıklama yapmışlardı. Bu da benim çok ilgimi çekti. Hani sunumun içerisinde bunu nasıl değerlendirebiliriz ya da neyle eşleştirebiliriz? Bu benim birinci sorum hocam. Evet, Gökçen benim öğrencim, iş dünyasında kendisi. O yüzden hemen iş dünyasına bağladı konuyu. Yani bildiğim kadarıyla çok fazla çalışma olan bir konu değil bu. Yani iş dünyasında bir nöro sinir bilim açısından bakmak, beyin açısından bakmak çok yaygın bir şey değil. O yüzden tam da cevaplayamayacağım. İkinci sorum nedir? İkinci sorum da şu, hani şu anda çok popüler olarak, hani tabii işin çok başındayım, yanlış bir şey söylersem de lütfen ekleyin ama bilişsel davranışçı terapide olumsuz düşünceler yerine olumlu düşünce vermek gibi konular konuşuluyor ve burada da yine beynin hangi bölümüne etki edebiliyoruz biz ileride psikolog olduğumuzda ya da edebileceğiz? Bilişsel davranışçı terapi çok ayrı bir konu. Nereleri etkilediği de ayrı bir konu. Çünkü bu kadar ayrıntılı lokalizasyon çalışmaları çok yaygın değil. Yani şimdi sorduğunuz sorular hangi bölgeler etkileniyor falan, çok sayıda bölge etkileniyor. Tek bir yerde izole edemiyoruz. O yüzden şudur demek doğru değil. Ama mesela yani böyle bir durumda herhalde kişilik özellikleri önemli bir faktör. Bellek özellikleri önemli bir faktör. Kişilik ve belleğin etki ettiği bölgeler etkili olabilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. Çok keyifli bir zaman geçirdim. Herkese teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Başka sorusu yok mu? Soru, yorum var mı? Zeycan Hanım, buyurun.
Zeycan Hanım, sorunuz mu vardı? Adım. Tamam. Mikrofonumu açamamıştım. Herkese iyi akşamlar. Bu beyinle ilgili geç katıldım ama yine de biraz algıladığım kadarıyla şeyi merak ediyorum Ulaş Hocam. Bazı böyle 3-4 yaş çocuğuyla ortaokula kadar olan çocuklarda böyle çok aşırı hareket veya da aşırı hiperaktif gibi diyorlar ve bazı ilaçlar veriliyor. Onların beyinleriyle ilgili sakinleştirici. Bu bir. Bir de ikincisi de işte bilinen hani çağımızın da çok yaygın olan Alzheimer falan, hani beyin işte bir takım bir işlevlere dönüşüyor, işleyemiyor. Bazen genç yaşta da çok oluyor. Hani yaşlılığı demiyorum ama daha çok hani böyle genç yaşlarda da olunca bunların şeyi olabiliyor mu? Yani biz kendimiz otokontrol olarak hani böyle işte sağlıklı olabilmemiz için bunların Alzheimer'da demans, hani bunların olmaması için bunlar doğru şeyler mi? Hani bulmacayı da, kitap okumayı da, bir takım hayattaki yaşam şekli falan, bunları soracaktım. Bilimle alakası var. Tabii konular, yani benim yanıt vermem doğru olmaz ama genel fikrimi söyleyebilirim. Birinci konu tamamen tıbbi bir konu. O konuda yanıt vermeyeyim. Ama şöyle bir şey var. Sadece çocuklarda değil, ergenlerde mesela bir takım risk alma davranışı yaygın olarak. Mesela böyle çok uzun bir merdiven var Cihangir'de. Geçen de karşıma çıktı. Oradan bisikletle iniyor ergenler. Yani orada küçücük bir hani sağ kırsa... Hastanelik olacak ve çok ciddi, yani belki koma, yani çok ciddi bir şekilde. Evet. Bunu niye yapıyorlar? Çünkü beyin gelişimi, beynin bazı bölgelerinin gelişimi sürüyor. Sürdüğü için, o bölgeler gelişmediği için risk alma davranışı yaygın oluyor. İkinci soruya da o konuda bildiğim kadarıyla kesin yanıtlar yok. Yani şeyde, psikolojide şöyle bir kavram kullanırız. Yanıtta şeyler, bulgular karışık deriz. Mixed results deriz. Evet. Yani ne demek? Destekleyenler var, desteklemeyenler var. Yani bu sonucu destekleyenler var. O yüzden kesin bir şey de söyleyemeyeceğim. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Başka sorusu, yorumu olan? Bilge Hanım, buyurun. Hocam, o zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Yani çocuklarla yetişkinlerin nöropsikoloji alanına verdikleri tepkiler farklı mı? Tabii. Beyin bölgeleri gelişiyor. Gelişmeyi sürdürüyor çünkü. Evet. Anladım. Teşekkür ederim hocam. Evet. Başka sorusu, yorumu olan? Evet, o zaman soru yorum yoksa yavaş yavaş kapatabiliriz. Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki hafta dediğim gibi Kelebek Etkisi filmini değerlendireceğiz. Ondan sonraki hafta Ölü Ozanlar Derneği. Ondan sonra da WhatsApp grubunda anket yaparak başka hangi konularda ihtiyaç var, ona göre yeni bir konu belirleyeceğiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eklemek isteyen var mı? Bir şey eklemek ya da sormak isteyen var mı? Sunumla ilgili ya da genel olarak seminerle ilgili. Var mı? Teşekkür ederiz hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi ki varsınız. Sağ olun.